Merhabalar. Merhaba. Şimdi bir mobilya mağazasının açılışındayız. İnanılmaz güzel bir kıyafet var üstünüzde. Teşekkür ederim. Ben çok beğendim böyle çizmeler, etekler falan ve kıyafetler falan çok çok güzel olmuş. Neler yapıyorsunuz bu ara? Hemen buradan oraya geçeyim. Neler yapıyorum? Valla bizim şu ara tam sezon. Çok yoğun bir şekilde koşturuyorum. Her şey çok yolunda. Defileler, katalog çekimleri şu anda çok sıklıkta. Arada işte böyle güzel mağazaların açılışlarına da katılıyorum tabii ki. Gördüğün gibi hemen kendimi yatağa attım. Yorulmuş vaziyette. Yani bu ne demek oluyor? Yoğun bir tempoda çalışıyorum. Yatak görür görmez dayanamıyorum. Atlıyorum içine. Çünkü şu ara gerçekten bir uykusuzluk problemi çekiyorum. Yoğun tempodan dolayı doğru düzgün dinlenemiyorum. Dolayısıyla böyle yatak bulduğum bir yerde hemen atıyorum kendimi içine. Bu güzel bir şey aslında. Bu kadar yoğun çalışmak, koşturmak demek gerçekten çok fazla Nilay Dorse talep geliyor. Maşallah. Yani sanıyorum firmalarda memnun kalıyorlar benimle çalıştıktan sonra. Bir de ikinci, üçüncü defa aynı kişiler tarafından tercih edilmek, tekrar çağrılmak. Bu da ayrı bir gurur benim için. Çok güzel. İşinizi iyi yaptığınız sürece her zaman tercih edilme sebebi oluyorsunuz. Disiplinli, iyi yaptığınız süre içerisinde. Peki bir kitap vardı. Çıkacak mı çıkmayacak mı? Ben çok merak ediyorum bu kitabı. Son durumu nedir? Vallahi kitap şu anda rafta tozlanmış vaziyette durmakta. Kitaba bir ara verdik diyelim. En kısa zamanda ben kitabı çıkartacağım. Şu anda bazı şeylerin dinmesi, biraz tepkiler almıştı çünkü. O tepkileri birazcık dinmesi açısından bir ara verdik. En kısa zamanda çıkıyor kitap tabii ki. Peki neler var kitabın içerisinde? Çok kısaca bir şeyler öğrenebilir miyim? Çok merak ediyorum çünkü. Herkes merak etti tabii ki ama kısmet olmadı bir türlü bazı nedenlerden dolayı. Kitapta neler vardı? Renkli Dünyanın Kirli Yüzü kitabın ismi. Orada bizim sektörde yaşanan, mankenlik camiasında yaşanan olayları ben kaleme aldım. Her gün böyle gözlemlerime dayanarak notlar aldım ve onu bir kitap haline dönüştürdüm. İşte yaşadığımız tatlı ve tatsız olayları ele aldım. Ama basının sanıyorum tatsız olayları yani kötü tarafları daha çok ilgisini çekti. Bu da insanları birazcık korkuttu. Yoksa amaç burada kimsenin kirli çamaşırlarını ortaya çıkarmak, deşifre etmek değil. Sadece yeni nesile örnek olmak, yeni gençliğe. Çünkü ekranlarda hep pembe bir dünya olarak gösteriliyor. Birazcık laciverte doğru giden bir camia olduğunu göstermek istedim. İnşallah çıkacak en kısa zamanda. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Yer alıyor sevgili seyirciler. 11 kez düzenlendiriyorsunuz 1985 yılından beri. İşte maçın muhtemel yıldızlarından biri Giovanni Dos Santos. Barcelona'nın altyapısında ve gerçekten büyük bir gelecek vaat ediyor Dos Santos.